Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un benim en çok sevdiğim katlanabilir ekran formu olan Z Flip ailesinin 5 sürümü geldi. Evet, işte görüyoruz. Şu anda elimde tutuyorsunuz. Bakın gösteriyorum. Detaylarda da bunu size göstereceğim. Oldukça farklılıklar var. Bir tanesi ki en önemlilerden bir tanesi, artık çok fazla görünmeyen bir menteşemiz var. Gördüğünüz gibi neredeyse bir bütünleşik bir halde kalıyor. En önemli farklardan bir tanesi arkadaşlar, artık Z Flip 5'in ön ekranı 3.4 inç. Önceki cep telefonu modelinde, yani Z Flip 4'te bu ekran boyutu 1.9 inçti. Tam olarak artık 3.4'e çıkmış durumda. Tabii bu sadece ekran büyüklüğüyle değil, aynı zamanda işlemci de değişmiş. İşlemci S23 ailesinde olduğu gibi Snapdragon 8 Gen 2 oldu. Bu arada Samsung'a özel bir işlemci. Sadece Samsung cep telefonlarında kullanılacak. Biliyorsunuz S23 modellerini ben inceledim. Hatta S23'ün uzun kullanım testi videosu da yine kanalımda yer alıyor. Oldukça da iyi bir işlemciydi. Hem oyun tarafında hem de pil ömrü tarafında oldukça iyi bir işlemciydi. Önceki sürümde yaşanan sıkıntılar da bu işlemci ve işte Dynamic AMOLED vesaire teknolojileriyle birlikte ortadan kaldırılmıştı. Şimdi Z Flip 5'e dönecek olursam, gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, bunu detaylarda da göstereceğim. Bu uzaktan, şu mesafeden pek anlayamazsınız muhtemelen ama kapandığı zaman herhangi bir boşlukta kalmıyor. Samsung burada dersine iyi çalışmış. Önceki sürümde veya daha önceki sürümlerde yaşanan sıkıntıları hem de kullanıcılardan gelen geri bildirimleri alarak güzel bir telefon oluşturmuş teknik açıdan. Bir kere çok şık, onu söyleyeyim. Yani gerçekten de ben her zaman söylüyorum. Beni sosyal medyada takip edenler bilir. Ben ağırlıklı olarak katlanabilir formdaki şu formu daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde, hani istiridye kapak denilen eskilerin adını verdiği bu formu daha çok beğeniyorum ve bu form gerçekten de güzel olmuş. Bu arada ekran sadece büyümemiş. Ekranla yapabildiğimiz şeyler de biraz artmış. Şimdi daha önceki modelde, yani 4 modelinde belli işlemler yapabiliyordunuz bu ekranda. İşte belli böyle animasyonlar vesaireler çıkıyordu. Ama bu modelde ekran büyümüş. Aynı zamanda mesela bir fotoğraf çekiyorsunuz. Fotoğraf çektiğiniz zaman, mesela ben şu an çekeyim fotoğrafımı. Şöyle çekelim. Fotoğrafı çektim. Fotoğrafı bakmak için kapağı açmanız gerekiyordu. Burada doğrudan doğruya, şimdi görülüyor mu ne kadar bilmiyorum ama, açtığımız zaman burada fotoğraflarımızı görebiliyoruz. Bu güzel bir özellik olmuş. Çünkü kapağı açmadan da birçok şey yapabiliyorsunuz. Mesela Google Maps'i açabiliyorsunuz. Haritaları buradan açtığınız zaman bu devasa ekranda haritaları da görebiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi olmuş. Tabii ben burada telefonu yeni gördüm ve özelliklerini de 5 dakika önce öğrendiğim için arkadaşlar çok fazla detaylı bir içerik anlatamayacağım size. Ama muhtemelen Samsung Türkiye bana bu telefonu gönderecek. Gönderdiği zaman da ben de sizlere bu telefonun tüm detayları konusunda elimden geldiği kadar bilgi aktarmaya çalışacağım. Kapak ekranında aynı zamanda kamerayı kullanım sırasında zoom gerçekleştirebiliyorsunuz. 2, 4 ve 10x olmak üzere zoom yapabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir karşılaştırma da yapabilirim arkadaşlar. Sol elimde bu tarafta görmüş olduğunuz telefon Z Flip 4. Bu da Z Flip 5. Gördüğümüz gibi aslında boyut olarak birbirine çok benzese de tasarım anlamında, özellik anlamında bir sürü farklılıklar var. Bunları detaylarda da size göstereceğim arkadaşlar. Her iki telefon da gerçekten güzel ama tabii ki 5 olan biraz daha geliştirilmiş ki ben özellikle bu ekranın büyümüş olmasını çok beğendim. Kamera tarafında bir farklılık yok. Yine 12 megapiksellik iki kameramız bulunuyor. Bir tanesi ana kamera olurken diğeri de ultra geniş açı kamerası. Bunun dışında diğer özellikleri de aslında önceki sürüme fazlasıyla benziyor ama önemli değişiklikler olduğunu da söylemiştim. Bu arada artık depolama kapasitesi 256'dan başlıyor. Z Flip 5 ile birlikte artık 128 GB seçeneği yok. Doğrudan doğruya 256 ile başlıyor. Bir de 5G seçeneği var. Bunun da altını özellikle çizmiş olayım. Evet arkadaşlar, bir ön inceleme videosunun daha sonuna geldik. Biliyorum bu çok fazla teknik bir inceleme olmadı. Çünkü söylediğim gibi telefonu daha yeni gördüm. Özellikleri konusunda çok fazla bilgim de henüz yok. Ama detaylar belli olduğu zaman, bu telefon bana teste geldiği zaman detaylı bir inceleme ile karşınızda olacağımı söyleyebilirim. Benim en sevdiğim katlanabilir ekran formu artık çok daha iyi bir noktaya gelmiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok 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 önemli. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Çünkü videolarımı izleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil. Analytics'ten bakıyorum arkadaşlar. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.